Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, çok önemli bir noktadayız. Burada bir sürü soru yazdım. Çünkü tüm kalıpları kafana sokmak istiyorum trigonometrik denklemler. Tek videoda komple bir tekrar etmiş olacağız ve geçen yılki çıkan soruya bir bakacağız. Benzer bundan sonra güzel 2 3 tane soru yazacağım onları da çözeceğiz. Gel trigonometrik denklemleri kafamıza cük 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 güzel bir şekilde oturtacağız. Fazla da konuşmayacağım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Çok vakit kaybetme. Gel bu seriyi de takip et. Videoyu da beğen, yorum yaz, bir şeyler yap. Destek ver bize. Hadi bakalım. Şimdi trigonometrik denklemler. Sinüsün trigonometrik denklemleri, kosinüsün, tanjantın ve kotanjantın. Şimdi nasıl olduğunda ne yapıyoruz bir hatırlayalım. Şimdi sinüsün trigonometrik denklemlerinde arkadaşlar sinüs x eşittir sinüs alfa şeklinde bir şeyler karşımıza çıktığında diyorduk ki x eşittir ya alfadır ama unutmamamız gereken bir şey vardı yanına artı 2 k yazıyorduk. O kök sayılarının fazlalaştığı durumlarda bizim için çok önemliydi. Bir de diyorduk ki x eşittir. Bak hatırlamayı da şuradan yap tamam mı? Sinüs nerelerde artıdır? Bu bölgede artı ve bu bölgede artı. Bu bölgedeki açıları alfa. Bu bölgedeki açıları nasıl gösteriyordum? 180 eksi alfa. Buradan hatırla. X eşittir bir de. 180 eksi alfa artı 2 k deyip işi bitiriyorduk. Yani sinüsün denklemlerinde iki tane ayrı denklem haline getiriyorduk. Şimdi kosinüsünkine bakalım. Şimdi kosinüs x kosinüs alfaya eşitse birincisi x eşittir alfa artı 2 k pi yazıyorduk. İkincisi nasıldı? Hemen hatırla birim çemberi çizip kosinüs nerelerde artı diye sor. Buralarda. O zaman x eşittir. Alfası burada. Buradaki açı nedir? Eksi alfa. Eksi alfa artı 2 kapi. Yani kosinüsün denklemlerinde bir alfa artı 2 kapi bir de eksi alfa artı 2 kapi. Ne demek istediğimizi şimdi yapacağız. Tanjant ve kotanjantınki daha kolaydı. Çünkü tek bir tanecik bir denklemimiz var. Ne yapıyorduk? x eşittir alfa artı Burada 2 kp değil de yerine ne yazıyorduk? Kp yazıyorduk unutma. Kotanjantınki de de yine aynı. X eşittir. Alfa artı kp yazıp işi bitiriyorduk. Bak şimdi. Tüm kalıpları vermeye çalıştım. Dikkat et. Şimdi sinüs 3x eşittir 1 bölü 2. Şimdi diyeceksin ki sinüsün bana 1 bölü 2 olduğu bir tane açı lazım. Sinüs kaç derecede 1 bölü 2? 30. O zaman şunu sil. Bunun yerine ne yazıyorsun şimdi? Sinüs 30 yazıyorsun. Bunu bulduktan sonra gerisi biraz önceki yaptığım. Sinüsün denklemlerinde iki kalıbım vardı. Yaz şablonu şimdi. O zaman 3x eşittir. Ya 30 artı 2 kp diyorduk. Ya da 3x eşittir. Bunu kaçtan çıkarıyordum arkadaşlar? 180'den. 180'den 30'u çıkardım. 150 artı 2 kp. Şimdi... Bunları bulabilmek için, x'leri bulabilmek için bir de bütün denklemi kaça bölüyorum? 3'e. x eşittir. 3'e böldüm 10. Dikkat et şimdi şuradaki 180'dir değil mi? 180'i 3'e böldüğüm zaman ne yapacak? 60. 2 ile çarptım. 120K. Yani diyor ki 10 derecenin üstüne 120, 120 ekleyerek gideceksin diyor. Hemen buraya bakalım. Böldüm 3'e. X eşittir 50 artı. Yine 180'i 3'e böldüğüm zaman 60. 2 ile çarptım. Üstüne 120, 120 ekle. Şimdi sorunun başında bize bir çözüm aralığı veriliyor işte 0 pi aralığı diyor, 0 2 pi aralığı diyor. O aralığa göre kaç kökü vardır diye sorabilir, her şey sorabilir. Ne yapacağız? İlk köküne 10. Sonra üstüne 120 eklediğim zaman ne yaptı? 130. 120 eklediğim zaman ne yaptı? 250. 120 eklediğim zaman ne yapıyor? 350 370. Mesela burada 0 2 pi aralığı diye sorduysa bu aralıkta kaç tane var? 3 tane. Ama buradan da gelecek. İlk sağlayan 50 üstüne 120 120 ekleyerek gidiyorum. 170. 120 daha ekledim. 290 aralığın dışına çıktı. 3 kök buradan. 3 kök buradan 6 tane kökü olmuş oldu. Tamam mı? Aralığa göre sayacaksın sonra. Şimdi bu. Hocam sinüs eksi olursa. Hmm, o zaman buradaki eksi açı değerini bulacağım. Hemen bakıyorum. Sinüs nerelerde eksi? Bir burada bir burada eksi. Şimdi sinüsün önce kök 3 bölü 2 olduğu açıyı buluyorum. Sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu açı kaç dereceydi arkadaşlar? 60 dereceydi. O zaman sinüsün eksi olduğu bölgede 60 dereceye denk gelen açı. Hemen ne yazabilirim yerine? Eksi 60. Tamam mı? Yani bu denklemi şu halde yazıyorsun şimdi. Sinüs 4x eşittir sinüs eksi 60. Yani sinüste eksi varsa Direkt normal dar açıymış gibi bulup başına eksi koyup bitiriyorsun. Gerisi yukarıdakinin aynısı sonuna kadar çözmeyeceğim. Tamam mı? İşlemlerini sen yap. Hatırlatıyorum. 4x eşittir. Eksi 60 artı 2kp ilki. Sonra 4x eşittir. 180 eksi eksi 60 olacak. Bakın ne yapıyor? 240 artı 2kp yapıyor. Şimdi neye bölüyorum hepsini? 4'e. Böldüm 4'e. Buradan eksi 15 artı. Şimdi şu 180'di. 180'i 4'e böldüğüm zaman ne geldi? 45. 45'i 2 ile çarptım. Üstüne kaç kaç ekleyerek git kardeşim diyor. 90 90. Hemen burada 4'e bölüyorum. X eşittir. 60 artı yine buradan da 90K geliyor. Şimdi soruda bu soruda bize mesela 0, 2 pi aralığında veya 0 pi aralığında sorsun bu sefer. Şimdi eksi 15 0 pi aralığında değildir. Üstüne 90 eklerim. 75 olur. 90 daha eklerim 165. Bakın buradan 2 tane kök geldi. 0 pi aralığında. Burada 60 var. Üstüne 90 ekledim. 150 de buradan geldi. 2 kök oradan 2 kök oradan. Toplam 4 tane kökümüz olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi böyle. Bak sinüsün bir şeyi sinüsün bir şeyine eşitmiş. Hiç fark eder mi? Benim şablonuma uygun mu? Uygun. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 2x eksi 20 eşittir ya 4x artı 30 artı 2 pi veya 2x eksi 20, buraya çok dikkat et. Bunu neyden çıkarıyorum? 180'den. Şöyle yazıyorsun, bak, 180 eksi 4x artı 30 artı 2kp diye yazıyorsun. Tamam. Şimdi hepsini bir tarafa toplayacağım. X'in işaretin artı olmasını sağla. Şu 4x'ti, bu artı 2x bu tarafa eksi 2x olarak geçti. Şu eksi 20 idi. Şu artı 30 bu tarafa ne olarak geçti? Eksi 30. Şimdi arkadaşlar. Artı 2 kp olayına çok takılmayın. Artı 2 kpyi ben buraya da yazabilirdim. Buraya da yazabilirdim. Yani hocam buradaki artı 2 kpyi karşı eksi olarak geçti falan diye düşünmeyin. Eksi olarak geçtiği zaman da aynı. K'ya eksi değer verirsin. Aynı şeye gelir. Yani derecenin olduğu tarafa 2 kpi'ni yaz. Yani şunu şöyle yazalım o zaman. 2x eşittir. 2x eşittir. Ne yaptı? Eksi 50 artı 2 kpi. Tamam. Buraya bakalım şimdi. Önce burayı bir düzenleyeceğiz değil mi? 2x eksi 120 eşittir. İçeri dağıttım. Şuradan eksi 30 geldi. 150 eksi 4x artı 2kp yaptı. Şimdi x'leri bir tarafa aldım. 6x eşittir 270. Bunu da bu tarafa aldım. Artı 2kp. Şimdi neye bölmek kaldı burada 2'ye? Burada 6'ya. Böl 2'ye şimdi burada x eşittir. Eksi 25 artı 2'ye bölünce şu 2 gitsin. 180 kaldı sadece 180k. Eksi 125'in üstüne 180 yüksekliğini ekleyerek gidecekmişin İlk sağlayan değer k'ya 1 değerini verdiğim zaman ne yapıyor? 155. Aralığa göre 180 ekleyerek gideceksin. Tamam mı? Buraya bak şimdi. X eşittir. 6'ya bölüyorum burayı. 6'ya böldüğüm zaman 4, 45 yaptı burası. Artı 180'i 6'ya böldüm, 32 ile çarptım, 60 k 45'in üstüne kaç kaç ekleyerek gidecekmişin 60-60 aralığa göre devam edeceksin. Evet, şimdi bu. Buraya dikkat şimdi. Sinüs 6x eşittir eksi sinüs 30 vermiş. O dışarıdaki eksi bizim işimizi bozar. Şimdi burada şunu unutma. Ne demiştik daha önce? Sinüs fonksiyonu, tanjant fonksiyonu ve kotanjant fonksiyonu tek fonksiyondu. Ne demek? İçerideki eksiyi bunlar ne yapabiliyordu? Kusabiliyordu. Yani sinüs, tanjant ve kotanjant olduğunda önünde eksi varsa çat içeri al bunu. Yani bu soru şudur şimdi. Sinüs 6x eşittir. Sinüs eksi 30 sorusunun birebir aynısıdır. İki denklemini kur bitir işi. 6x eşittir. Eksi 30 artı 2 kpi. Sonra 6x eşittir. 180 eksi eksi 30 yapınca artıya dönüştü. 210 artı 2kp oldu. Şimdi 6'ya bölüyorum. x eşittir eksi 5 artı. 186'ya 6'ya böldüm 30. 2 ile çarptım. 60k yaptı. Eksi 5'in üstüne 60 60 ekleyerek gideceğim aralığıma göre. Buraya geldim şimdi. x eşittir 6'ya böldüğüm zaman buradan kaç kez var içerisinde? 3 kez var. 3 kaldı. 30'da 5. 35 artı burayı böldüm 30 üstüne 60 60 ekleyerek gideceğim. Şimdi verilen aralığa göre hareket edeceksin tabii ki. Şimdi burada eksi 5 0 pi aralığında falan yoktur. İlk bir değerini vererek başlayacaksın 55 işte 115 nereye kadar gitmeni istiyorsa buradan da 35 95 diye gidecek. Sinüsler tamam. Hemen kosinüslere geliyorum. Anladın değil mi? Şöyle şöyle görün çekelim. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum vaktinizi almayacağım hadi. Ama öğren. Kesin soru var değil mi? Hadi bakalım şimdi kosinüslü. Kosinüslüde de iki denklem vardı. Hemen önce kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açıyı buldum. Yerine yazdım kosinüs atmış. Kosinüsün denklemi daha kolaydı. Bir artılısı bir eksilisi. Hadi yaz hemen. 4x eşittir. 60 artı 2k pi bir de 4x eşittir. Bunun eksilisi eksi 60 artı 2k Gerisi sinüsündekinin aynısı. Böleceğim 4'e. 4'e böldüğüm zaman x eşittir 15. Bunu 4'e böldüğüm zaman 45 2 ile çarptım 90k. 15'in üstüne 90 90 ekleyerek git diyor. Böldüm 4'e x eşittir. Eksi 15 artı 90k. Eksi 15'in üstüne 90 90 ekleyerek git diyor. Gerisini burada anlattım sen yap. Şimdi kosinüsün eksi bir değeri çıktıysa hemen alıyorsun şu eksenini. Kosinüs burada artı, burada artı, burada eksi, burada eksi. Kosinüsün eksi olduğu bölgeye taşımam lazım burayı. Burası neydi? 180 eksi alfaydı. Burası 180 artı alfa. Hangi açısında yapacaksan. Bir kere önce kosinüsün kök 2 bölü 2 olduğu açıyı buldum 45. Eksi kök 2 bölü 2 olduğu o zaman şu bölgede yapalım. 180 eksi 45'ten nedir diyorum? 135. Yani bu soru artık şöyle oldu. Kosinüs 3x eşittir kosinüs 135. Gerisi yukarıdakinin birebir aynısı. Yazdır bana bağırarak. 3x eşittir 135 artı 2 kp. 3x eşittir eksi 135 artı 2 kafi yazdım. 3'e böl. Çabuk. X eşittir 45 artı. 180'i 3'e böldüm. 62 ile çarptım. 120 K. Böldüm 3'e. Buradan eksi 45 artı yine 120 K. Şimdi 45'in üstüne 120, 120 ekle. Eksi 45'in üstüne 120, 120 ekleyerek diğer köklerini bul. Tamam mı? Hadi geldik başkasına şimdi. Kosinüsün bir şeyi eksi kosinüs. Bak şurada sinüsün önünde eksi vardı. Tanjantta, sin şey, kotanjantta ve sinüste içerideki eksiyi bunun başına alabiliyoruz demiştik. Ama kosinüste de böyle bir şey yapamıyoruz. Kosinüs çiftti, eksi yutuyordu. Peki hocam, kosinüsün önündeki eksiyi ne yapacaksın? Şuradaki mantığın aynısı. Bana kosinüsün eksi olduğu bölgeleri söyleyeceksin. Eksi olduğu bölgede 50 dereceye denk gelen açı. 180 eksi 50'den 130. Yani bunun yerine Şöyle olacak şimdi kosinüs 2x-10 eşittir cos 130. Bak o 130 dereceyi zaten dar açıya çevirdiğinde eksi kosinüs 50'ye eşit oluyor. Tamam mı? Yani kosinüsün önünde eksi varsa ikinci bölgede 180 eksi alfa yaparak dönüştürüyorsun. Gerisi yukarıdakinin aynısı. Yazalım erinmeyelim hadi. 2x-10 eşittir 130 artı 2 kpi Tamam mı? 2x-10 eşittir eksi 130 artı 2 k Hemen bunu bu tarafa attım. 2x eşittir 70 artı 2 k Sonra bunu bu tarafa atıyorum. 2x eşittir eksi 120 artı 2 k pi. İşte matası falan yapmış olabilirim. Sıkıntı yok. Sen mantığını anla. Böl 2'ye x eşittir 35 artı. 2'ler götürdü. 180 ekleyerek gidecekmişiz üstüne. Burada böldüm. X eşittir. Eksi 60'ın üstüne yine 180 ekleyerek gidecekmişin. Ekleme mantığı sende. Hocam bir taraf kosinüs bir taraf sinüsse ne yapacağız? Ne biliyoruz arkadaşlar? Biz birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına eşit. Aynı isme dönüştür. Ben şunu kosinüs yapmak istiyorum. Ben bunu kosinüs yapmak istiyorsam içerideki açıyı kaçtan çıkaracağım? 90'dan. Eksiyi dağıtarak yazıyorum. Eksi 3x artı 40. Artık soru kosinüs denklem sorusunun birebir aynısı oldu. O zaman kosinüs denklemlerinde 2x artı 20. Bir direkt birbirine eşitliyorduk. Şurası ne yapıyor? 130 eksi 3x. Yazıyorum 130 eksi 3x artı 2 kpi. Bir de eksilisiydi değil mi kosinüste? O zaman 2x artı 20 eşittir. Eksi 130 artı 3x artı 2 kpi. Denklemi düzenliyorum şimdi. Eksi 3x bu tarafa artı 3x olarak geldi. 5x. Eşittir 110 artı 2KP yaptı. Böl 5'e X eşittir 22 artı. 180'i 5'e böldüğüm zaman 36, 2 ile çarptım. 72, 72 ekleyerek git baba üstüne diyor. Hemen buraya geldim. Bakın X'in artı olmasını sağlıyorum. X bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. Eksi 110, k 2KP'nin ne tarafta olduğunun bir önemi yoktu. Eksi 110'un üstüne 360, 360 ekleyerek köklerini bul. <laughs> Ne hızlı çözdüm be. Ha, çarpı 2'ye aldırtmayacağım bu videolarda. Makine gibiyim hadi. Şimdi tanjant ve kotanjantın kenelere bakalım. Ondan sonra arkadaşlar ondan sonra güzel bir şekilde sınavda çıkan mantıklara bakalım. Şimdi tanjant 3x eşittir kök 3. Tanjantın kaç derecesi kök 3 diye bir düşüneceksin. 60 derecesi. Hemen buraya tanjant 60'ı gömdüm tanjant ve kotanjantın denklemleri daha kolay. Tek denklem. O zaman diyorum ki 3x eşittir ya 60 ya değil. Artı kp. Tek denklem. Tamam mı? Daha kolay o yüzden. Böldüm 3'e x eşittir 20. 3'e böldüğüm zaman 180'i 60 üstüne 60 60 ekleyerek gitti. 20, 80, 140 gidiyor. Hangi aralıkta sorduysa. Şimdi eksili olanı da kotanjantta bakalım. Aynı denklemler olduğu için. Niye aynı? Çünkü tanjant ve kotanjantın aynı yerde artılar aynı yerde eksiler. Şimdi tanjant eksi kök 3. Şimdi biz tanjantın eksi olduğu bölge arayacağız. Ya ikinci ya üçüncü bölge. Sinüsteki gibi başına eksi koyarak işi bitirebileceğiz. Bir kere tanjantın kök 3 olduğu açı kaç derecedir? 30 derece. O zaman diyeceğim ki kotanjant 5x eşittir. Kotanjant 5x eşittir. kotanjant e kotanjant eksi 30 diyeceğim. Bak tanjant, kotanjant ve sinüsün eksilisini yapmak çok kolay. Başına eksi koyuyorsun açının. Gerisi sende. 5x eşittir eksi 30 artı k pi. Böldüm 5'e x eşittir eksi 6 artı 36 k. 180'i 5'e böldüm 36. Şimdi eksi 6'nın üstüne 36 36 ekleyerek gitti. İlk 30 dereceymiş 0 pi aralığında ekleyerek gideceksin. Hocam bir taraf tanjant bir taraf kotanjansa sinüs ve kosinüs de yaptığımın aynısı bir tarafını birine dönüştüreceksin. Hadi şunu dönüştürmek daha kolay. Bunun yerine ne yazacağım? Kotanjant 90 eksi 3x yazacağım. Karşıda da kotanjant x eksi 20 var. İsimler aynı mı? Aynı. O zaman gömçür gitsin. Yazıyorum. 90 eksi 3x eşittir x eksi 20 artı bunlarda neydi arkadaşlar? Kp'ydi. X'in artı olacak tarafa topluyorum. Şu eksi 3x bu tarafa artı 3x olarak geçti. 4x. Eksi 20 artı olarak geçti. 110 artı Kp'yi ne tarafa yazdığımın bir önemi yoktu. Böldüm 4'e. X eşittir. 114'e tam bölünmez. Sadeleştirdim. 55 bölü 2 artı 184'e böldüm. 45. 45K 55 bölü 2'nin üstüne ekleyerek git diyoruz. Şimdi tanjant 6x eşittir eksi tan 60. Ne demiştik? Sinüste kotanjantta ve tanjantta başta eksi varsa o eksiyi sil. İçerideki açının başına yaz. Sadece kosinüs sıkıntı çıkarıyordu bize. Artık soru çok kolay. 6x eşittir eksi 60 artı kp. Böl 6'ya x eşittir eksi 10. 30'u böldük. Ee, 186'ya böldük 30. Eksi 10'un üstüne 30-30 ekleyerek gidiyorsun. 3 tane de böyle yarım açılı ve geçen seneki çıkan kalıpta soru bakalım. Gel bakalım. Evet bakalım şimdi geçen yılki soruyu yapabilecek misin? Durdur videoyu. Sen bir uğraş. Anlattıklarımda yapabilecek misin? Küçük bir mutlak değer var içerisinde. Sen durdur uğraş. Ben çözüyorum. Şimdi mutlak değer sinüs x eşittir kosinüs x. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Mutlak değer sorusuysa. Diyeceğim ki sinüs x eşittir. Ya kosinüs 40'tır sinüs x eşittir ya da eksi kosinüs 40. Bakın biraz önceki anlattığım durumlar gerçekleşti. Şimdi o zaman buradaki kosinüsü hemen sinüse çevir. Ya da hatta hatta sil şurayı sil şurayı. Buradayken çevir. Kosinüs 40 yerine hemen sil şurayı sinüs 50 yaz. Niye oradayken ikisiyle uğraşacağım ki? Aynı fonksiyona dönüştürdüm. Hadi o zaman diyorum ki sinüs x eşittir ya sinüs 50'dir sinüs x eşittir ya da mutlak değer olduğu için eksi sinüs 50'dir. Bitirelim işi hadi. Şimdi burayı çözelim. Sinüsün denklemlerinde iki kalıbım vardı. x eşittir ya 50 artı 2 kp'yi ya direkt eşitliyorduk ya da 180'den çıkarıyorduk. x eşittir ya da diyorum ki 180'den 50'yi çıkardım 130 artı 2 kp yaptı. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Sinüsün önünde eksi varsa ne yapıyorduk? Sinüs eksisini kusuyordu değil mi? Bak anlattıklarım gelecek işte sinüs x eşittir sinüs eksi 50 yaptım ve işi bitiriyorum. Yaz denklemi şimdi. X eşittir ya eksi 50 artı 2 kp'dir. X eşittir 180 eksi eksi 50'den 230 artı 2 kp'ye dönüştü. Hadi bakalım şimdi. Bize 0, 3 pi bölü 2 yani 0 ile 270 aralığındaki köklerin toplamlarını istiyor. Burada 50 var. 360 diye gidince büyüyor. Burada 130 var. Bu da tamam. Şimdi bir bakalım eksi 50 var burada. Üstüne 360 ekle diyor. Eksi 50'nin üstüne 360 eklince 310 yapar. Aralığın içerisinde yok. Bunu alamadım. Burada 230 var bakın arkadaşlar. 0, 3 pi bölü 2. Burada 230 derece sağlamış gibi görünüyor. Evet sıkıntı yok. O zaman sağlayan değerlerimizden biri 50, biri 130. 1 de 230 sağlayan x değerleri toplamı kaçtır diyor. Topla. Gerisi sende. Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Ondan sonra öbür soruya bakalım. Bunlar da benim beklediklerim. Ben trigonometrik denklemleri bu yıl böyle yarım açılı, marım açılı falan bekliyorum. O yüzden bir kosinüsün yarım açılısını, bir de sinüsün yarım açılısını da yazdım. Biraz daha farklı çeşit görün diye. Çeşitlendirin, çeşitlendirin. Kaç farklı kökü vardır diyor 0 2 pi aralığında. O zaman şurayı silelim. Bak kosinüs 2x var, kosinüs x var, 1 var. Şimdi kosinüsün yarım açı formülü 1 yok etme aracıydı bizim için. Şimdi kosinüsün yarım açı formüllerinde eksi 1 geleni yazıyorum. Neydi? 2 tane kos kare x, 2x x'e dönüştü, eksi 1. Artı kosinüs x artı 1. Bakın çatara çatara. Bitti. O zaman şimdi denklemim şu oldu şimdi. 2 kos kare x artı kosinüs x eşittir 0 oldu. İkisinde kosinüs x'ler ortak. Kosinüs x parantezini alıyorum. 2 kosinüs x yapıyor burası. Artı 1 eşittir 0. O zaman buranın 0 olabilmesi için ya kosinüs x 0 olacak ya burası 0 olacak. Burayı 0 yapan x değerini söyle bana. 0 eşit dediğim zaman eksi 1 bölü 2 değil mi? Şimdi 2 tane denklem geldi. O zaman kosinüsün 0 olduğunu yazalım. Kosinüs bakın arkadaşlar burada 1'di. Burada 0'dı değil mi? Kosinüs 90 artı 2KP diyorum. Bir de bulduğumun tam eksi işaretlisini alıyordum kosinüste. Eksi 90 artı 2KP. Burası için hazırız. Şimdi kosinüsün eksi 1 bölü 2 oldu. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı kaçtı öncelikle? 60. Eksi 1 bölü 2 olduğu açı bu bölgedeydi. 180 eksi 60'dan 120. Yani denklemim kosinüs x eşittir. Kosinüs 120 oldu. Hadi bunu çöz şimdi. x eşittir 120 artı 2KP 1. Biri de x eşittir eksi 120 artı 2k. Şimdi kaç kökü vardır diyor. 90 üstüne 360 eklediğin zaman aralığın dışına çıkıyor. Burası için sadece 90. Eksi 90 bu aralıkta değildir. Üstüne 360 eklediğiniz zaman 270 derece yapar. Aralıktadır bir kök bu. 120 bu aralıktadır arkadaşlar. 0 2 pi aralığında. 360 ekleyince aralığın dışına çıkar. Eksi 120 istediğim aralıkta değil ama. Üstüne 360 eklediğim zaman 240 4 tane kökü olmuş oldu. Tamam mı? Bak böyle sorularda gelebilir. Bunlar için de yarım açıları bileceksiniz. Şimdi sinüs yarım açılı bir şey. Sinüs 2x 2 cos kare x karışık kuruşuk bir şeyler var. O zaman hemen sinüs 2x'e yarım açı uyguluyorum. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x bunları biliyorsunuz değil mi? 2 cos kare x'e ne oldu? Eşit dikkat et şimdi. Şimdi sadeleştirme yapıyorsun burada patır 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 sadeleştirme yok. Bunu denklemlerde de çok ayrıntılı anlattım. Sadeleştirme yapacaksınız. Tamam mı? Kos, kos kare burası cos x çarpı cos x'i cos x'in biriyle cos x sadeleştireceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim cos x'i sıfır yapan değerleri çözüm kümesine bir kere koymalıyım diyeceksin. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey oldu şimdi. İki tane sinüs x eşittir. iki tane cos x oldu. Aha ikiler de götürdü. O zaman sinüs x ile kosinüs x birbirlerine eşit olduğu yerler diyor. Var mı? Var, biliyorum. Direkt buradan da söyleyebilirsiniz. 0-2 pi aralığında sinüsle kosinüsün eşit olduğu açı 145 derecedir. Bir tanesi de 225 derecedir. Ya bunu yapamıyorsan, her iki tarafı kosinüse böl, sinüs x bölü kosinüs x oluştur, yani tanjant x oluştur. Tanjant x'in bir olduğu yerler, o da olur. Veya direkt şu kosinüs x yerine veya sinüs x yerine ne yazabilirsin kosinüs 90 eksi x yazıp kosinüsün denklemi olarak da çözebilirsin soruyu. Nasıl çözeceğim şimdi? 90 eksi x eşittir x artı 2 k olabilir. Veya 90 eksi x kosinüste bir de eksisini alıyorduk. Eksi x artı 2 k Ama o ilk anlattıklarım gayet kullanışlı. Evet bunu bu tarafa aldığım zaman ne geliyor bakın? 2x eşittir 90 artı 2k'nin ne tarafta olduğunun önemi yoktu. x eşittir 45 artı 2'ye böldüğüm zaman 180K. Bakın 45'in üstüne 180 eklediğiniz zaman 225. Burada x'ler götürdüğü için buradan kök gelmiyor ama bitmedi. Burada sağlayan iki tane değer bulduk. Biri 45, biri 135 ama iki şıkkı işaretleyen gider. En başta dedi ki kosinüsün sıfır olduklarını da alacaksın. Kosinüs nerede sıfırdı? Bir 90'da sıfırda artı 2 kapi. Kosinüs bir de eksi 90'da sıfırda artı 2 kapi. O zaman 90 sağlar. Eksi 90 üstüne 360 eklediğin zaman 270 de sağlar. 1, 2, 3, 4 tane köküm oldu. Tek videoda trigonometrik denklemlerin içinden geçmece. Tamam mı? Güzel bir şekilde her şeyi anlattım aslında ama tabii oradaki toplam formülü, yarım açı formülü falan da sorular gelebilir. Önce onları bilmen lazım. Hayalinin peşinden koşmaya çalışandır. konuşamadım. Hayalinin peşinden koşanları seviyoruz. Biz en iyisi olacağız. Ne diyoruz? Üniversiteye gitmek değil bizim hedefimiz. Üniversiteye gittiğimizde de en iyisi olmak. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.